Helikopterle bombalıyor yani, havan atarak tutuşturuyor yani yangın. Söndürdüler mi hiç, yanıyor mu daha? Onu bir söndürdük de arada daha hala yani bazı kökler falan yanıyor yani. Bazı kökler yanıyor. Evet. Sürekli yani, sürekli bombalama var mı? Şimdi yani arada bir oluyor. Bu bir hafta içerisinde oldu. Geçen çarşamadan başladı bu bombalama. Ondan sonra böyle yangın çıktı. Yani. Peki köyde yaşam zorluğu var mı? Yok. Öyle, köyde zaten hani yok yani. Burada iki hane varız yani. İki hane. Karşıda hani 3-4 hane var. Vade komple yandı abi. Arka taraf yandı. Bu yani görünen bütün bölge yandı. Söndürmese yani komple yanar. Vali dedikleri burası değil mi? Vali arka taraf yani. Şimdi burası hani sözler arka taraf yasal mutlaka. Burası yasal olmadığı halde bizi gene bırakmadı. Evet ki hani söndür yangına müdahale ederken havanla bize taciz atışı açıldı. Sayın vekil de hani görüşten alacağım. Bunlar devre girmesi yani bizi orada vurabilirler. Yani. Bizim gidecek başka yerimiz yok. Sizin belki gidecek yeriniz olabilir. Yarın imkanınız vardır. En küçük bir şeyde binersiniz, uçağa gidebilirsiniz. Belki cebinizde paranız vardır. Ya da pasaport ya da gitmek olur. Ama bizim yok. Biz buradayız. Biz buradayız. Bizim dedemiz burada ölmüş, babamız burada ölmüş, nenemiz burada ölmüş, mezarımız burada, ağacımız burada, ziyaretimiz burada, komşumuz burada. Nereye gidersek gidelim, biz yine buraya geleceğiz. Biz buradayız, gitmeyiz yani. İster bizi sevin, ister sevmeyin. Ama biz insanız. Biz insanız. Yaşamak için kendi dışımızda bütün varlıkları da bütün canlıları da yaşatmak istiyoruz. Anlıyorum duygularını. O yüzden biz de mücadele ediyoruz. Yok, yetmeyebiliriz, yetmiyoruz ama. Yok yok. Yani biz yani, yapacak halimiz de yok. Neyse gerçek neyse. O yetişemiyoruz. Elbette haklısınız. Zamansız müdahaleler. Tipik bir Türk filmi izlersin ya. Film biter, her şey kavga olur, biter, insanlar birbirini vurur. Bir bakarsın bir siren çalmış, polis oraya yetişmiş. Gelmiş, herkes ölmüş, almış. Abi, yani bizimki de aynı o durum olmuş. Biz burada ölmüşüz. Dağlarımız yanmış, bitmiş. Geyikler orada bir tarafta ölmüş, gitmiş. Börtü böcekler gitmiş, doğamız tahrip olmuş. Biz burada aracılık yapıyoruz. Nasıl yaşamı sürdüreceğiz? Söyleyin. Hayvancılık yapıyoruz. Nasıl yaşamı sürdüreceğiz? Bu hep zehir. Benim 80-90 yaşındaki bütün ağaçlarım kurumuş. Her sene de kuruyor. Su içiyorum. Benim köyümde bugüne kadar böyle bir vaka yokken son 10 yıl içinde ölen bütün herkes kanserden ölüyor. Ya benim dağımda taşımda suyumda kanser olduğu tespit edilmiş. Ama hiçbir çalışma da yok, yapılmıyor. Bu kanser nereden geliyor? Buraya atılan bu bombalardan, kimyasallardan hepsi insanlar üzerine yayılmıyor mu? Benim meyvemi, benim ağacımı, benim otumu, benim ineğimi ben o suyla sulamıyor muyum? Onda gelen ürünleri ben yemiyor muyum? O da bana zehir olarak geliyor ve ben ondan sonra 3 gün sonra hayatımı kaybediyorum. Bu Allah'ın bana verdiği bir şey değil. Bu gerçekten bu iyiliği sevmeyenler tarafından yaratılan bir şeydir. Ben başka bir şey demiyorum. Gerçekten sahipsizlik. Ya gitmeyin diyorlar ki bırakmıyorlar, etmiyorlar, korkuyorlar. Ya biz 9 kişi gittik. Nerede şu bayanlar ya? Biz onlarla gittik yere ya. Sağ olsun 3 kişi Tunceli'den geldi. 3 kişi geldi ya. Biz onlarla çıktık oraya. Önümüze bir tane havan attılar. Biraz daha gittik. Sonradan yine dediler. 2-3 tane daha attılar. Velhasıl şurada burada dedik tepeye yanaşmadık. Hadi indik geldik yani. Yine biraz çaba sarf ettik. Yine gittik. 100 kişi olsaydık hiçbir şey olmazdı. 500 olsaydık hiç olmazdı. 40 tane dernek var, Tunceli'de de var. Her birisi 3 kişi getirse 120 kişi eder. Her parti 20 kişi getirse o kadar eder. Bugün bedel ödemiyorsan ne zaman ödeyeceksin? Ben ödeyeceğim. Oradaki yönetici de gelecek, benim sırtımdan geçinecek ve bir yerlere gidecek. He, ben öleceğim, o yaşayacak. Niye buraya gelmiyorsun? Ben şu kurumda çalışıyorum, beni işten atacak. Benim arabamı bağlayacak. Ya ben? Çalışmıyorsam suçlu muyum? Ölecek miyim? Benim üzerinde de slogan atma arkadaş. Yaşamını sürdürmeyelim. Abi isim ne senin? İsim söylesin. Olmaz. Adım Yadigar. Soy isim? Ağlar. Şey, köyün adı Halbori değil mi? Halbori. Yeni ismi de karşılaşmış. Çok doğru bir aynı. Ama o zamanında her bırak bir koyun boyu. Hayır o dönemde yani biz bu işi rahatsız için bu zamanda parti almasın bunu biz istemiyoruz. Çünkü biz bunu rant olarak kullanılmasını istemiyoruz. Bizim ormanlarımız yani canımız yani. Belki biri kalkmış yok HDP yok CHP yok. Bize ya bu şimdi zaten sen söylediğin bir önemli olan hani bir önemli. Efendim?
Burada yangın ne zaman çıktı? Perşembe. Bir ay önce yangın vardı. O arka tarafı. Ben sana başka bir şey diyeyim. Sen böyle söylerken. Amerika'da 15 gün yangın vardı oradaydın. Niye kimse gelmiyor? Gitmeyin vururuz, şu olur bu olur. Botu deresinde 13 tane kart edildi. 15 gün cenaze alıyor. Yolun gülü bir anda dedi.